Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem dindaşlar, siz azizlerge yine bazı koşumca malumatlar takdim kılış maksadıda Kur'an-ı Kerim manaları tercümesi kitabımızga yazgan kiriş sözünü hem takdim etmekçimiz. Bazı bir mana ve fikirler tekrar bulsa uzur soreyimiz. Zaten birbiri ile uzvi bağlık narsalarda bundoq bo'lishi tabiiydir. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchimiz bo'lsin. Bismillahir rohmanir rohim. O'zining oxirgi va abadiy kitobi bo'lmish Qur'oni Karimni butun olamlarni hidoyat qilish uchun nozil qilgan alimu xabir bo'lmish Alloh taologa o'zining jaloliga munosib hamd sanolar bo'lsin. O'zlariga Alloh taolo tomonidan nozil etilgan ikki dunyo saodatini ta'min etadigan Qur'oni Karimni ummatlariga omonat ila yetkazgan, unga qandoq amal qilishni ko'rsatgan sodiq va masduq bo'lmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal va muattar salovat va durudlar bo'lsin. O'zlarining mahbub payg'ambarlaridan Qur'oni Karimni biror harfini o'zgartirmay, o'ta aniqlik ila qabul qilib olib, unga xuddi shundoq aniqlik va misli ko'rilmagan ixlos ila amal qilish ila yer yuzida ikki oyoqlarida yuradigan jonli Qur'onlarga aylangan sahobai kiromlarga Allohning rizvonlari bo'lsin. O'zining muqaddas kitobi sifatida Qur'oni Karimga iymon keltirgan, uni o'rgatgan, o'rgangan va unga amal qilgan har bir musulmonga Allohning rahmati, xayri, barakasi bo'lsin. Barcha olamlarning Robbisi bo'lmish Alloh taolo o'zi yaratgan dunyoda o'zi yaratgan inson qanday hayot kechirishini bayon qilib berish uchun samoviy kitoblar nozil qilib turishni iroda qilgani ma'lum va mashhur. Insoniyat taraqqiy etishi jarayonida nozil qilingan samoviy kitoblar Zabur, Tavrat va Injilda Alloh taolo mazkur kitoblar nozil qilinayotgan davr va shart-sharoitlarni e'tiborga olgani ham ma'lum. Ya'ni mazkur kitoblar insoniyat tarixidagi ma'lum bir bosqich uchun ko'zlangan edi. Ulardan avvalgisi o'z vazifasini o'tab bo'lganidan keyin keyingisi kelib, uni amaldan qoldilar va o'ziga belgilangan vazifani ado etishga kirishar edi. Alloh taolaning o'ziga ma'lum hikmat yuzasidan mazkur ilohiy kitoblarga ummat bo'lgan xalqlar o'zlariga yuklatilgan mas'uliyatni muvaffaqiyat ila ado eta olmadilar. Ular o'zlariga nozil qilingan samoviy kitobni qanday tushgan bo'lsa, shunday holida saqlab qola olmadilar. Bu ham yetmaganidek, o'zlari muqaddas kitoblarga o'zgartishlar kiritdilar. Shuningdek, ular yangi samoviy kitob kelganda eski samoviy kitob amaldan qolishi haqidagi ilohiy ko'rsatmani ham buzdilar. Ba'zi ahli kitoblar o'z dunyoviy manfaatlarini ko'zlab, hasad qilib, yangi samoviy kitobni inkor qilib, eskisini mahkam ushlab oldilar. Ular o'zlari ixtiro qilgan bu botilni to'g'ri qilib ko'rsatish uchun ilohiy kitobga o'zgartirish kiritishdan ham qaytmadilar. Shu tarzda hozirda saqlanib qolgan eski ilohiy kitoblardan haqni botildan ajratib bo'lmaydigan holga kelib qoldi. O'zi yaratgan insoniyatni go'dakligidan o'ziga yarasha tarbiya qilib kelgan Alloh taolo insoniyat kamolga yetganida unga eng mukammal, qiyomatgacha amalda qoluvchi, har zamon va har makonda insonni ikki dunyo saodatiga boshlovchi hamda abadiy mo'jiza bo'lmish kitobi Qur'oni Karimni nozil etishni iroda qildi. Hakim va xabir sifatiga sohib bo'lgan zot Alloh taolo mazkur kitobni nozil etish uchun eng munosib vaqt, eng munosib joy, eng munosib til va ul mo'jizakor kitobni birinchi bo'lib qabul qilib olib, boshqalarga yetkazadigan eng munosib xalqni ixtiyor qildi. Eng munosib vaqt deganimizda insoniyatni kamolga yetgan vaqtiga qo'shimcha ravishda
Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı rast etişip durgan vaktini hem közle tutmaktamız. Çünkü o şey vakitte insaniyet ve tamam cahiliyet batkağa batıp kalgan, mavcud semavi kitaplar öz vesifesini ötep bulgan, insaniyetinin hidayetke başlayıcı münasip yangi ilahi talimatke ihtiyaz rast etişip bir vakit idi. Allah Teala ana şunday bir vakitte özünün mükemmel hidayet mayağı bulmuş, Kur'an-ı Kerim'ne nazil etti. En münasip cay degenimizde, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ne nazil etiş için tenlengen mekan, Mekke-i Mukarreme, Medine-i Münevvere, onlarga bağlı yerlerini közle tutmaktamız. Bütün alem için hidayet mayağı etilmiş, Allah'ın ahirgi kitabının aynen şu yerlerde nazil kılınışı hem, elbette bir hikmet bulmagan. Allah Teala öz Kur'an'ını nazil etiş için ihtiyar kılgan joy bir kança öte muhim amullar katarı Kur'an davetinin alam şümmülligiden hem kelip çıkan idi. Kur'an daveti Allah Teala'nın ahirgi ve hemme insaniyet için kıyametkece közlengen davet idi. Bundak davetini merkezli kılıp Mekke-i Mükerreme'nin tenlenişi ise ul mukaddes şehrinin kuruklukunun kak merkezi caylengeniden kelip çıkan idi. Bu hikmetli insaniyet, Kur'an ayetlerini organik cereyanıda yakında englep yetti. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresindeki bu biz düşürgen kitap mübarektir. Özden aldengini tasdiklavçıdır. Ummul Kura, yani şehirler anasını ve onun etrafını agahlantirişin üçündür. Ayetini ilmi ravişte organayetken coğrafya alimleri Ummul Kura namı ile hem meşhur bulgen Mekke-i Mükerreme'nin yerinin kuruklu kısmının kalk merkezinde caylaşkanını keşf kıldılar. Demek, bütün yeryüzü için mücellengen ilahi kitap bulmuş Kur'an-ı Kerim'ni nazır kılışka en münasip cay, yerinin insan yaşayıcı kısmının kalk ortası ihtiyar kılınken iken. En münasip til degenimizde, Allah Teala özünün ahirgi ve mükemmel risalesi manalarını ifade etiş için ihtiyar kılgen til, Arap tilini közde tutmaktamız. Der hakikat, Kur'an-ı Kerim'dek, kıyametkece baki kalışı lazım bulgen ilahi dastur için özüge has imkaniyetlerge ege bulgen til kerek idi. Kur'an-ı Kerim'deki hidayeti bütün insaniyetini kıyametkece iki dünya saadetige başlayışı lazım bulgen ilahi kitap için mazkur mas'uliyetini eda ete aladigan til kerek idi. Kur'an-ı Kerim'deki her bir lafzı, ibarası, cümlesi ve ayeti hem de onların manaları ilahi mucize bulgen kitap için alahuda hususiyetlerge ege til kerek idi. Ana oşa til, Arap tili idi. Kur'an-ı Kerim nazil bulgenden hazırgi lahzegece bulayatken berçe ilmi bahsler, Allah'ın ahirgi ve mükemmel kelamının beyanı için fakat yine Arap tili münasip ikenini kayta kayta takitlemekte. En münasip halk degenimizde, oşa Kur'an-ı Kerim nazır buluş devrede Arabistan yarım aralda yaşayıp durgan Araplarını közde tutmaktamız. Dünyadaki berçe halklar katarı, oşa vakitte bir Araplarının hem yakşı ve yakşı bulmagan tamamları bar idi. Allah Teala'nın hikmeti ile ul zat Kur'an-ı Kerim'ni birinci bulup kabul kılıp alışka tenlegen halk, Araplarının yakşı sıfatları hem, yakşı bulmagan sıfatları hem, Kur'an-ı Kerim için hizmet kıladigan buldu. Araplar o şedevrinin en cahil, en ilimsiz, en uruşkak, en tertipsiz halkı idi. Ular Kur'an-ı Kerim nazir bulgenden son, kısa müddet ötüşü bilen en medeniyetli, en bilimdan, en adabli ve en tertibli halka eylendiler. Bu ise Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri idi. Eğer Allah Teala özünün ahirgi kitabını o şey devrinin en bilimdan ve en medeniyetli ve kadimden yetekçilik kılıp kereyatken halkıya nazil kılgende mezkur mucize yüzüne çıkmaz idi. Kişiler bu halk azaldan ilimli, medeniyetli, intizamli ve adabli bolup kirgen, endi bizge ilahi kelam tüştü deb dava kılışmakta halas der ediler.
Araplarını Kur'an-ı Kerim'ni kabul kılıp alışları için hizmet kırgan yakşı sıfatlarından biri, onlarının yadlaş kabiliyetlerinin küçüklüğü idi. Onlar okuş yazışını bilmeyenlerden hem nerseni, tarihini, nesablarını, türlü kasidelerini ve başka nesillerini yadlap alıp, avlattan avlatka utkazıp gelişer idi. Ana o şahslet, Kur'an-ı Kerim'ni hem ota anıklık bilen, Allah Ta'ala'dan kandak nazil bolsa şundak halide yadlap alıp, avlattan avlatka utkazışka hizmet kıldı. Elbette, Allah Ta'ala o'z Kur'an'ını Araplarga bevasita tushiravergani yok. Belki ularının içinden ne fakat Araplarının içinden, belki bütün insaniyet içinden en afzalini Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem tanlab alıp, o zatga nazil kıldı. O zat sallallahu aleyhi ve sellem ise o'z ümmetlerine amanet ile Allah'ın kelamını yetkazdiler. Çünkü Allah Ta'ala'nın bu baradagi adeti şu idi. Ana o'sha urf bo'lib qolgan odatga binoan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ilohiy kalomni vahiyning amini bo'lmuş farishta Jibroil alayhisalom keltirib turdilar. Olam tarixidagi eng muhim hodisa sanalmış bu jarayon Qur'oni Karimni nozil bo'lish jarayonining boshlanish nuqtasi Hiro g'orida Ramazon oyining 17-chi kunida sodir bo'ldi. Tarixdagi eng ulug' kun bo'lmuş bu kuni, tarixdagi eng ulug' ish Alloh taolaning oxirgi va mukammal kitobi nozil bo'la boshladi. Buyruq ma'nidagi iqro, o'qi, qiroat qil ma'nosidagi so'z bilan boshlangan bu ilohiy dasturning nomi o'qimoq, qiroat qilmoq ma'nosini anglatuvchi mastar Qur'on bo'lib qoldi. Lug'at ilmi mutaxassislari Qur'on lafzini o'qimoq, qiroat qilmoqdan boshqa jamlash ma'nosi ham borligini ta'kidlaydilar. Bunda Alloh taolaning oxirgi kalomi, o'zidan oldin nozil bo'lgan barcha ilohiy kitoblarning ma'no, hikmat va ahkomlarini o'zida jamlaganiga ishorat bordir. Mana 15 asrdan buyon ko'pchilik Qur'on lafzining lug'aviy ma'nosini bilmasa ham uning musulmonlarning muqaddas kitobi ekanligini bilib kelmoqda. Lekin Qur'oni Karimni tanish, uning ismining lug'aviy ma'nosini yoki kimlarning muqaddas kitobi ekanini bilish bilangina bo'lmaydi. Faqatgina ul muqaddas kitobni qandoq kitob ekanligini bilish uchun ham maxsus ilm egalari ta'rifiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ulumul Qur'on ilmi sohiblari Qur'oni Karimni quyidagicha ta'riflaydilar. Qur'on Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy orqali nozil qilgan, tavotir ila naql qilingan, ibodatda o'qiladigan, ojiz qoldiruvchi kalomidir. Ushbu ta'rifni yaxshi tushunib yetishimiz uchun bir oz sharhlashga to'g'ri keladi. Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy orqali nozil qilgan degan jumladan Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilmagan Zabur, Tavrat va Injilga o'xshash vahiylari Qur'oni Karim bo'lmasligi kelib chiqadi. Haqiqiy Zabur, Tavrat va Injil ham Alloh taolaning kalomi. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lmaganlari uchun Qur'oni Karim bo'la olmaydilar. Tavotir ila naql qilingan degan iboradan tavotir ila naql qilinmagan kalom Qur'oni Karim bo'la olmasligi kelib chiqadi. Tavotir ila naql qilingan degani esa kalomni yolg'onchiga chiqarib bo'lmaydigan darajada ko'p sondagi kishilar tomonidan naql qilinishiga aytiladi. Ularning hammalari ishonchli odamlar bo'lib, biror og'iz yolg'onga yaqinlashmagan, ko'pliklari jihatidan yolg'onga kelishib olish imkonlari ham yo'q bo'ladi. Qur'oni Karimni birinchi kalimasidan boshlab oxirgi kalimasigacha aynan xuddi ana shu tariqada naql qilingan. Qur'oni Karimni Alloh taolodan vahiyning amini, ishonchli sohibi bo'lmuş Jibroil alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi va sallamga naql qilganlar. Ushbu naql qandoq ketishini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim oyatlari Jibroil alayhissalom tomonlaridan qandoq yetkazilishini ko'pchilik sahobalar
öz közleri ile körüp, kulakları ile eşitip turganlar. Bunun üstüge, her sefer vahiy nazil bo'lgandan so'ng Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menga mirzalarni chaqiringlar deganlar va vahiyni yozuvchi sahobalar kirganlaridan so'ng Jibroil alayhissalomdan oyati karimalarni qandoq qilib qabul qilib olgan bo'lsalar, shundoq qilib o'qib berganlar. Mirzalik qiluvchi sahobalar oyatlarni har bir harfini ulkan ehtimom ila yozganlar. Boshqa sahobalar esa ana shundoq ehtimom ila yod olganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimning har bir oyatini, har bir kalimasi va harfini misli ko'rilmagan e'tibor ila qabul qilib olinishi, yodlanishi va yozilishi hamda amal qilinishiga Muhammad sallallohu alayhi va sallam vasfiga so'z aziz qoladigan darajada katta ahamiyat berganlar. Alloh taolo esa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimni o'zida Jibroil alayhissalomning qiroatiga diqqat bilan quloq osishni amr etgan. O'z navbatida Payg'ambar alayhissalomdan Qur'oni Karim oyatlarini qabul qilib olgan sahobai kiromlar o'z shogirdlariga yuqorida zikr qilingan muomalani qilganlar. Shu tarzda hozirgacha Qur'oni Karim sonsiz sanoqsiz odamlar tomonidan ishonchli tariqada naql qilinib kelinmoqda. Bu naqlda asosiy e'timod yod olishgadir. Har bir qori o'z shogirdiga har bir harf, har bir kalima, har bir oyat va har bir surani o'z ustozidan qandoq qilib qabul qilib olgan bo'lsa, xuddi ana shundoq qilib yetkazib keldi. Bu jarayon hozir ham muvaffaqiyat bilan davom etmoqda. Shuning uchun ham har bir Qur'on o'quvchi musulmonning qiroati bo'yicha silsilasi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetib boradi. Ana shu silsilaga suyanilmasa, ya'ni avloddan avlodga o'tib kelgan rasmiy qiroat izni bo'lmasa, Qur'on o'quvchi qori hisoblanmaydi. Dunyoda hech bir kitob bunchalik inoyatga sazovor bo'lgan emas. Ta'rifdagi ibodatda o'qiladigan degan qayddan namozda o'qiladigan ma'no kelib chiqadi. Qur'oni Karim tilovatisiz namoz bo'lmaydi. Alloh taolaning boshqa vahiylari, misol uchun hadisi qudusiylarni namozda o'qib bo'lmaydi. Namozda o'qishga faqatgina Qur'oni Karim xos qilingan. Bu ham ul ilohiy kitobning o'zini alohida ajratib turuvchi sifatlaridan biridir. Ojiz qoldiruvchi kalom degan sifat ham faqatgina Qur'oni Karimni o'ziga xos sifatlaridan biridir. Qur'oni Karimni har bir oyati, har bir surasi ham lafz jihatidan, ham ma'no jihatidan, ham ahkom va axbor jihatidan kishilarni ojiz qoldiradir. Ya'ni insonlar har bir qancha urinsalar ham unga o'xshash narsani ijod qila olmaydilar. Alloh taolo Qur'oni Karimning o'zida odamlarni agar qodir bo'lsalar, Qur'oni Karimga o'xshash narsa keltirishga chaqirgan. Odamlar har qancha urinmasinlar, bu ishning uddasidan chiqa olmaganlar va chiqa olmayaptilar ham. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zining eng afzal va eng so'nggi payg'ambari bo'lmuş Muhammad alayhissalomning asosiy mo'jizasi qildi. Avval o'tgan payg'ambarlarning mo'jizalari moddiy mo'jizalar bo'lib, har bir payg'ambarning bu dunyoda turishiga bog'liq qilingan edi. Payg'ambar alayhissalom bu dunyodan o'tishlari bilan o'z zotga berilgan mo'jiza ham o'z kuchini yo'qotar edi. Chunki Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan barcha payg'ambarlarning shariatlari vaqtinchalik edi. Shuning uchun ularning mo'jizalari ham vaqtinchalik bo'lgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariatlari qiyomatgacha boqiy bo'lganidan, u zotning asosiy mo'jizalari ham qiyomatgacha boqiy qoladigan, u zot sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga bog'liq bo'lmagan ma'naviy mo'jiza Qur'oni Karim qilindi. Yuqorida zikr etilib, sharh qilingan ta'rifdagi Qur'oni Karim musulmonlar 15 asrdan buyon e'tiqod qilib, e'zozlab, yod olib,
avloddan avlodga naql qilib, kitob shaklida yozib, ibodatlarida tilovat qilib va nihoyat amal qilib kelayotgan ilohiy kitobdir. Dunyodagi yakka-yu yagona biror harfi ham o'zgarmay, Alloh taolodan qandoq nozil bo'lgan bo'lsa, shundoq saqlanib kelayotgan kitob ham xuddi shu Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karimni bu shaklda muhofaza bo'lib kelayotgani avvalo Alloh taolaning inoyati iladir. Alloh taolaning o'zi Qur'oni Karimning Hijr surasida albatta zikrni biz nozil qilganmiz va albatta uni biz muhofaza qilamiz deb qo'ygandir. Ana o'sha va'daga binoan Alloh taolaning o'zi o'z Qur'onini u nozil bo'lgan birinchi lahzadan hozirgacha zarracha o'zgarishsiz muhofaza qilib kelmoqda va qiyomatgacha muhofaza qilgay. Chunki ul zot o'z va'dasiga hech xilof qilmas. Biz ojiz bandalar esa Alloh taolaning mazkur va'dasining hozirgacha yuzaga chiqishiga islom ummati sabab bo'lib kelayotganini mulohaza qila olamiz, xolos. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo o'zining Qur'oni Karimni muhofaza qilish haqidagi va'dasini yuzaga chiqishi uchun musulmon ummatini xizmatkor qilib qo'yganini ko'ramiz. Bundoq misli ko'rilmagan buyuk mas'uliyatni ado etishda islom ummatiga qodir Alloh taoloning o'zi doimiy yordamda bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshliq birinchi avlod musulmonlari, sahobai kiromlar Qur'oni Karimni Alloh taolo iroda qilganidek qabul qilib oldilar, yodladilar, o'qib o'rgandilar, hayotga to'liq tatbiq qildilar. O'zlaridan keyingi avlodga bu ulkan omonatni sharaf bilan topshirdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlik davrlarida boshqa narsalar qatori Qur'oni Karimga tegishli mas'uliyat ham asosan u zot alayhi salatu vasallamning zimmalariga tushar edi. Islom ummati boshqa mas'uliyatlar qatori Qur'oni Karimni muhofaza qilish mas'uliyatini ham o'zining Habib payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam rafiqi a'loga intiqol qilganlaridan so'ng his eta boshladi. Bunday paytlarda butun boshli ummat o'z yetakchilari boshchiligida safarbarlikka otlanadigan bo'ldi. Eng quvonchlisi, Qur'oni Karim atrofida paydo bo'lgan masalani hal qilishda biror ishni amalga oshirishni taklif qilgan ham, o'sha ishni rad qilgan ham, ikki o't orasida kuygan ham faqatgina Alloh taoloning kitobini muhofaza qilishni o'ylar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan so'ng boshlanib ketgan ridda urushlarida Qur'oni Karim hofizlari bo'lmish sahobalarni ko'plab shahid bo'lishlari Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga Qur'oni Karimni muhofazasi uchun xatar bo'lib ko'rindi. U kishi agar qoralar bu shaklda qirilib ketaversalar, Qur'oni Karimga zarar yetadi degan fikrga borib, Xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga Qur'oni Karimni bir kitob shaklida to'plab qo'yishni taklif qildilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lsalar, bu ishni Qur'oni Karimning zarariga bo'ladi deb o'yladilar. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilmagan ishni qandoq qilaman deb turib oldilar. Ushbu masala bo'yicha qolgan sahobai kiromlar ham ikkiga bo'lindilar. Keraklicha bahs va tortishuvlar nihoyasida hamma bir fikrga kelib, Qur'oni Karim muhofazasi uchun uni bir kitob shaklida to'plab qo'yish kerak degan fikrga keldilar. Birgalikda bu ulkan ishni qandoq amalga oshirish rejasi, shartlari, qoidalari va kimlar rahbarlik qilishiga kelishildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davrlarida yozib bo'lingan bo'lsa ham, tarqoq holda turgan Qur'oni Karim yozuvlarini to'plab, oyat va suralarni tartibga solib yozib chiqildi. O'sha yozuvlarni ichiga olgan sahifalarni to'plab, belini bog'lab, mushaf deb nomlab, xalifaning qarorgohiga qo'yib qo'ydilar. Shu bilan Qur'oni Karim muhofazasi uchun islom ummati amalga oshirgan muhim bir ish oxiriga yetdi. O'sha ish hozirgacha o'z samarasini bermoqda. Kezi kelganda bu boradagi muhim bir masalani eslab o'tmog'imiz lozim. Mazkur Qur'oni Karimni jamlash ishini g'arblik shaxsshunoslar zulm va bo'xton tariqasida Qur'onni tahrir qilish deb ataydilar.
tahrir deyilgende yazılgan eserini kayta körüp çıkıp, bazı söz ve cümlelerini almıştırış, bazılarını alıp taşlaş, bazılarını yengiden koşuş, hatalarını doğrulaş gibi işler düşünüledi. Çünkü binaen, nainsaf kişiler, sahabalar Allah-u Teala'nın kelamına tüzeltiş kritikerler demektiler. Aslında ise, körüp ötkenimizdik. Sahabayı kiramlar Peygamberimiz davrlarında yazılgan o, türlü kişiler kuluda tarqaq halde kalan ayetlerini bir cayga topla geldiler xalas. Ular her bir yazığını mescidge, camlaucu guruh huzuruga kirtirgen şahs, oşa narsanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarında yazılganıge ikide güvah ham kirtirişini şart kılıp koy geldiler. Şunda kılıp, Kur'an-ı Kerim'nin her bir harfini yazılışı ham Allah Ta'ala irade kılgendik buluşunu teminle geldiler. Bulmasa, başka köplab sahabalar uyakta tursunu Zeyd ibn Sabit ve Umar ibn Hattab radıyallahu anhuge ohşaş cemleş guruhu azalarını özleri yok, Kur'an-ı Kerim'ni suvdek yadbılar ediler. Lekin onların vazifesi neme kılıp bulsa hem Kur'an-ı Kerim'ni yazış emez, Kur'an-ı Kerim'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurunda yazılganını işançlı hüccet dalil esasında cemleş edi. Bu ihtiyat çaresi için kılıngan iş edi. Yazılgan sahifeler birden bağlanıp halifenin karargahına koyuldu halas. Onlarını hiç kim okumadı hem, kayıtadan yazmadı hem, ya ki başka bir iş kılınmadı hem. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği devrede Kur'an-ı Kerim muhafazası için yine bir iş kılış zarureti tokulup kaldı. Bu şey vakti gelip köp diyarlar fethi kılınıp, türlü Arap bulmagan halklar Müslüman bulup, ustazlar yetişmeye kalıp ve yine başka sebepler yüzeye çıkıp, Kur'an-ı Kerim'ni kıraat kılışta ihtilaf başlangan idi. Kur'an-ı Kerim muhafazasına bağlı bu ülkenin hatarını birinci bulup, Azerbaycan'da cihatta yürgen sahabi Huzeyfe ibn Yaman radıyallahu anhu anlayıp yettiler. O kişi cihatını taşlayıp, piyade Medine'yi münavvereye kayıtıp vardılar. Ve Halife Osman radıyallahu anhu aldılarına kirip, ümmetini Yahudi ve Nasaralarına okşayıp, Allah'ın kitabı doğrusu da ihtilaf kılmasından aldın saklap kal dediler. Yani bahs ve tartışmalar bulup öttü. Neme bulsa hem Kur'an-ı Kerim'nin muhafazası için buldu. Ahire, Ebu Bekir radıyallahu anhu davrlarında yazılgan mushaftan 6 nüsha köçürüş ve onlarını bitteden karı bilen türlü merkezlerde yubarışka karar kılındı. Ana oşa asıl mushaftan 6 nüsha köçürüp alışını bazılar Kur'an'ı ikinci bar tahrir kılış deyip ateydiler. Naisaflik hem şünteler bula deme. Ahir bir kitaptan nüsha köçürüş bilen onu tahrir kılış arasında yer bilen asman çelik fark var ki. Sahabayı kiramlar, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim kıraatıda ihtilaf kılmasınlar deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrlarında bir yazılığa mas tertipli kılıp koyulgan mushaftan birer harfini özgertirmeyi nuska köçürgenler halas. Eğer ular yad adgenlerine suyanıp yazsalar hem bula verer ediler. Ama hemen arsa hüccet, delilli, huddu Allah irade kırgeni deyik ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kürsetgenleri deyik buluşunu hakladılar halas. Yenge alınga nuskalarını bitteden karılar bilen türlü merkezlerine yubarılar iken Halife Osman radıyallahu anhu fakat üşbu mushaflarga ve ular bilen yubarılgan karılarının kıraatiga itimat kılış, Kur'an-ı Kerim'den başka nemeyi ki yazılgan bulsa, küydürü yubarış hakkıda emir kıldılar. Bu emir özünün mukaddes kitabını muhafaza kılış yolu da, herkende işge tayyar durgan Müslüman ümmeti tamamen memnuniyet ile emelge aşırıldı. Bazı katta sahabalar, özlerinin şahsi mushafları hakkında bir az mülahazalarına barsan bulsalar hem keyinçilerlik birer harfi köpçülük kabul kılgan nuskaya okşamaya kalsa ihtilaf çıkmasın deyip küydürüp yubardılar. Şu tarzda Müslüman ümmeti tamamından Kur'an-ı Kerim muhafazası yolu da yine bir ülken iş amalga aşırıldı. Keyinçilik nuska köçülüş yoluna koyuluşu cereyanı da fakat yine Hazreti Osman davrida yazılgan nuskalarga suyanış cari buldu. Ahire kelip, her bir nuskanın işançlı ekanını tasdiqlash maqsadida bu nuska
Mushaf-ı Osman'a muvafık der de yazıp koyuladıkan buldu. Şunda kılıp, Kur'an-ı Kerim'in harflerini yazış üslubu hem bir hıllige saklanıp kaldı. Bu manadaki ihtiyatkarlık şu derecede yetti ki, Kur'an-ı Kerim'in harflerine birer noktaçelik hem özgürlük kirmesin degen kast ile ulamalarımız mushaf içige gül, daraxt barki ve şunga okşaş başka narsalarını mutlaka koyup bulmaydı. Aks halde, o şey narsalar sahifege yapışıp kalsa, şubha payda buluşu mümkün deyip patva çıkardılar. Zaman otuşu bilen yine yangi muammalar payda bulu başladı. Arap dilini yaxşı bilmeydigan Müslümanlar köpeyişi bilen Kur'an-ı Kerim'ni okuşta muamma hem köpeydi. Kişiler Kur'an-ı Kerim'ni hata okuşları ve ıhtilapka tutuşları havfı küçeydi. Kur'an-ı Kerim muhafazası için yine hareket kılı zarur bulup kaldı. Kerekliçe alıp barılgan maslahatlerden son kişiler Kur'an-ı Kerim'ni hata okumaslıkları ve Kur'an-ı Kerim kıraatı hakkında türlü ihtilaflarga düşmezlikleri için mushaflarga fetha, kesra, zemme alamatları koyuş gerek degen fikirge toxtaldı. Bunda hem asıl harflarga zerre özgarış alamati kiritmeslik şartları işlep çıkıldı. Tarihte bu iş Kur'an'ın noktalaş namı ile sabit oldu. Çünkü mazkur ota ahemiyyeti işini amarga aşırgan alim Ebul Esved Ed-Duali yukarıda zikir kılıngan alamatlarını harflerinin üstü, astı ve ortasına koyulgan noktalar ile ifadelegen idi. Keyinçelik, zaman otuşu bilen vaziyet takaza kılgende başka alamatlar hem hüttü şunda ihtiyatlik ve aniklik bilen koyup çıkıldı. İslam ümmeti özüge Allah Ta'ala tamamından berilgen ilahi dastur Kur'an-ı Kerim'ni ana şundak tarzda köz çıkara çıkıdık belki ondan hem evaylamrak saklap geldi. Zaman özgarıp, teknik darakiyat davriga kirganda Kur'an-ı Kerim'ni teknik cihazlar vasıtasıyla çap etiş meselesi gönderen oldu. Ulamalar dastlab bu işe ruhsat vermediler. Ular mazkur üslub ile çap etiş Kur'an-ı Kerim'ni avrosiga doğru kirmeydi degen düşünceye borgan ediler. Çünkü evvelki çapxanalar Müslümanmaz şahslarga has bulup Kur'an-ı Kerim'ni çap etiş fikri hem oşa şahslardan çıkan idi. Hakikatte, eğer o şefayette Kur'an-ı Kerim'ni çap etişge ruhsat verirse, onun abrosiga doğru kelmez idi. Vakt ötüşü bilen, Müslümanlar hem çapxana işlerini özleştirdiler. Kur'an-ı Kerim'ni köplab çap etişge ihtiyacı rasa artıp vardı. Ve ulamalarımız, mukaddes kitabımız muhafazası için kerekli şartlarını koyup, onu çap etişge ruhsat verdiler. Ana şun daktarızda, Allah Ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'ni muhafaza kılış haqidagi va'dasi amalga oshib kelmoqda. Hozirgi lahzagacha Allah Ta'ala'nın inoyati ile Kur'an-ı Kerim Allah Ta'ala'nın huzuridan qandoq nozir bo'lgan bo'lsa, biror harfi o'zgarmay o'shandoq holida turibdi. Tarix davomida düşmanlar Kur'an-ı Kerim'ga o'zgartirish kiritish uchun turli yo'llar bilan harakat qildilar. Ammo İslam ummati doimo hushyor turdi. Her bir yangi payda bo'lgan Kur'an-ı Kerim nusxasini darhol sinchkovlik bilan tekshirib, xatosi bo'lsa hamma tomonga jar solib, o'sha nusxaning barcha adatlarini kuydirish yo'lga qo'yilmoqda. Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin kim hozirgi onlargacha Kur'an-ı Kerim Alloh taolo nozil qilgan holida zarracha o'zgarishsiz o'qilmoqda, yodlanmoqda va yozilmoqda. Bu ma'noda Kur'an-ı Kerim yagona kitobdir. Qur'oni Karim birinchi bor yozilgandan boshlab hozirgacha biror harfi ham o'zgarmagani aniq. Qur'oni Karim birinchi bor talaffuz qilinganidan boshlab hozirgacha biror lafzi boshqacha talaffuz qilinmagani aniq. Boshqa ilohiy kitoblarda mazkur holni topib bo'lmasligi hammaga, jumladan o'sha kitoblarga e'tiqod qiluvchilarga ham ayon. Mazkur e'tibordan Qur'oni Karimning hozirgi holida Alloh taolo tomonidan sobit bo'lgani qat'iy ekaniga e'tiqod qilish har bir musulmon uchun farz ham vojibdir. Qaysi bir musulmon uning biror surasi, oyati yoki harfining sobit bo'lishi qat'iy ekaniga shubha qilsa, dindan chiqib kofir bo'ladi. Shu bilan bahsimizni Qur'oni Karimning matniga bog'liq qismiga
yakun yasasak bo'ladi. Endi bahsimizning ikkinchi Qur'oni Karimning ma'nosiga bog'liq qismiga o'taylik. İslomda Qur'oni Karimning lafzi, qiroati va rasmi xati sobit bo'lishi qat'iyligiga ittifoq qilinganidek, uning ma'nosi insonlarga nisbatan qat'iy emasligiga ham ittifoq qilingandir. Ya'ni Qur'oni Karimning to'liq ma'nosini faqat Alloh taoloning o'zigina biladi. İnsanlar ise ilmiga, qobiliyatiga qarab nasib qilganicha biladilar. Bu Qur'oni Karim topishmoq sifat, tushunish qiyin narsadir degani emas. Qur'oni Karim ochiq uslubdagi, batafsil bayonlik ochiq kitobdir. Lekin shu bilan birga Qur'oni Karimni arab so'z ustalarini va butun mavjudotni qiyomat qoyim bo'lguncha o'ziga o'xshagan narsa keltirishdan ojiz qoldiruvchi abadiy ilohiy mo'jiza ekanligi bir on ham yodimizdan ko'tarmasligi lozim. Dunyoga dong'i ketgan so'z ustalari, oliy darajadagi balog'at va fasohat sohiblari Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarini eshitishi bilan Allohga qasamki, bu basharning kalomi emas, der edilar. Albatta, ana shundoq darajadagi kalomning o'ziga yarasha saviyasi bo'ladi. Mazkur saviyaga yaroqli kishilar uchun Qur'oni Karimni anglab yetish juda ham oson. Qolganlar esa saviyalarga qarab o'zlashtiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlari, zamoni saodatda Qur'oni Karimni yetarlicha anglash saviyasidagi kishilar ko'pchilikni tashkil qilar edi. Ular sof arab tabiati va tilining oliy darajadagi namoyandalari edilar. Arabistonning turli joylarida so'z, xutba, she'r ustalarining musobaqalari doimiy ravishda o'tkazilib turar edi. Bu ma'nodagi ishlar arablar hayotida qandoq joy egallashini yaxshiroq tushunib yetish uchun she'r musobaqasi g'oliblarining she'rlari Ka'bai Muazzama ichiga osib qo'yilishini eslashning o'zigina yetarlidir. Lekin shundoq bo'lsa ham ko'pchilik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'zi yaxshi tushuna olmagan oyati karimalarning ma'nosini so'rab olar edi. Shuningdek, sahobai ikromlar ham bir-birlaridan Qur'oni Karim ma'nolarini so'rashar va aytib berishar edilar. Demak, Qur'oni Karimga ma'no aytuvchi birinchi mufassir payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning o'zlari bo'lsalar, u zot sollallohu alayhi va sallamdan keyingi o'rinda ilmi o'tkir sahoba radhiyallohu anhumlar turganlar. Shubhasiz payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning o'zlarining borliklari bu boradagi barcha muammolarni osonlik bilan hal qilishga bosh omil bo'lgan. Ammo u zot sollallohu alayhi va sallam rafiqu a'loga intiqol qilganlaridan so'ng, ya'ni bu dunyodan o'tganlaridan so'ng Qur'oni Karim ma'nolarini noto'g'ri tafsirlardan muhofaza qilish mas'uliyati islom ummati zimmasiga tushdi. Bu ulkan mas'uliyatni talab darajasida ado etish uchun Qur'oni Karim tafsiri bilan shug'ullanadigan kishida bo'lishi zarur shartlar ishlab chiqildi. Quyida ana shu shartlardan ba'zilarini keltiramiz. Demak, Qur'oni Karim tafsiri bilan shug'ullanadigan kishida mufassirda bo'lishi zarur shartlar. Birinchi shart: tafsir bilan shug'ullanadigan shaxs sof e'tiqodli bo'lishi kerak. Chunki e'tiqod masalasi o'ta nozik ish ekanligi hammaga ma'lum. E'tiqod masalasida nuqsoni bor kishi tafsir qilsa, tafsiri ham nuqsonli chiqishi turgan gap. Shuning uchun ham e'tiqodida ahli sunna va jamoa mazhabidan ozgina og'ish bor shaxsga tafsir qilishga izn berilmagan yoki undoq odam qilgan tafsir yo'q qilingan. Bas, gap shundoq ekan, e'tiqodsiz, benamoz, ba'zi gunoh ishlarni sodir etganligi ma'lum bo'lgan kishilar haqida gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Ikkinchi shart: havoyi nafsga ergashishdan xoli bo'lish. Boshqacha qilib aytganda, tafsirchi bo'lish niyatidagi shaxs tarafkashlik dardiga chalinmagan bo'lishi kerak. Aks holda uning ishida xiyonat sodir bo'lishi hech gap emas. Shuning uchun ham qadariya, rofiza, mu'tazila kabi toifalarga mansub shaxslarning tafsirlari qabul qilinmagan. Uchinchi shart: arab tilini
o'ta yaxshi bilmoq. Bu hech qanday izohga o'rin qo'ymaydigan shartdir. Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lgan, arab tilini yaxshi bilmay turib, Qur'oni Karimni bilaman deyishlik mutlaqo noo'rindir. Arab tili cheksiz lug'at ummoni bilangina chegaralanib qolmaydi. Balki arab tili bundan boshqa yana bir necha ulug' ilmlarni o'z ichiga olgandir. Nahu, sarf, ma'ani, bayon, badi, fasohat kabi ilmlar shular jumlasidandir. Bu borada ulug' tobiyonlardan bo'lmuş Mujohid radhiyallohu anhu ning quyidagi gaplarini keltirishni o'zi kifoya qilsa kerak deb o'ylaymiz. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishi uchun arab tili olimi bo'lmay turib, Allohning kitobi haqida so'z aytmoq halol emasdir. 4-chi shart. Qur'oni Karimga bog'liq ilmlarni yaxshi bilmoq. Mazkur ilmlar jumladan qiraatlar ilmi, ilmi tavhid, ilmi sababi nuzul, ilmi nasih va mansukh, ilmi am va xos, ilmi mutashabih va boshqa bir qancha ilmlar kiradi. 5-chi shart. Avvalo Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilmoqi shart. Chunki bir ma'no Qur'onning bir joyida umumiyroq zikr qilingan bo'lsa, boshqa bir joyda batafsilroq bayon qilingan bo'ladi. Bir oyatda qisqa ishora qilib o'tirgan bo'lsa, ikkinchi oyatda kengaytirilib tushuntiriladi. Shuning uchun Qur'oni Karimni yaxshi va chuqur anglashda uning oyatlarini bir-biriga solishtirib o'rganish katta ahamiyat kasb etadi. 6-chi shart. Qur'onni sunnati mutahhara bilan tafsir qilmoq. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari Qur'oni Karimni sharhi va tatbig'i bo'lib kelgani oydek ravshan narsa. Shuning uchun Qur'oni Karimni tafsir qilmoqchi bo'lgan shaxs Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini juda ham yaxshi bilmog'i shartdir. 7-chi shart. Tafsirni Qur'oni Karimni o'zidan yoki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan topmasa, sahobalarning gaplariga qaytmoq. Chunki sahobai kiromlar radhiyallohu anhum Qur'oni Karimning nozil bo'lishiga shohid bo'lgan, o'sha davrni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga yashagan, Qur'oni Karimni aniq tushunib yetgan kishilardir. 8-chi shart. Agar tafsirni yuqorida zikr qilingan masalalardan birortasida ham topa olmasa, tobiinlarning tafsiriga qaytish. Chunki tobiinlar sahobalardan dars olgan avloddirlar. Sahobalardan keyin Qur'oni Karimni eng yaxshi biladigan avlod ham o'sha kishilardir. 9-chi shart. O'tkir fahmli bo'lmoq. Bu sifat bir ma'noni ikkinchisidan ustun qo'ya bilish va shariat maqsadlariga mos ma'nolarni istinbot qilish uchun kerak bo'ladi. Ushbu shartlarni o'zida mujassam qilgan kishigina tafsir bilan shug'ullanishi mumkin desak, bir oz shoshilgan bo'lamiz. Ulamolarimiz mufassir bo'lishdagi ulug' baxtga erishish uchun o'ziga yarasha odoblarga ham ega bo'lishni shart qilib qo'yganlar. Mazkur odoblar quyidagilardan iborat. 1. Yaxshi niyatli va sog'lom maqsadli bo'lmoq. Mufassir faqat Alloh taoloning roziligini va oxirat savobini hamda din va diyonat ravnog'ini o'ylab ish qilmoqi lozim. Oraga boshqa g'arazlar aralashsa bo'lmaydi. 2. Husni xulqli bo'lmoq. Albatta Qur'oni Karimga bog'liq odam Qur'oniy axloq odoblarga ega bo'lmoqi lozim. Bo'lmasa, uning qilgan tafsiridan ne foyda bor? 3. Ilmiga amal qilmoq. Amalsiz ilm befoyda ekani hammaga ma'lum. Bu narsa Alloh taoloning kitobiga bog'liq bo'lganda yana ham o'zgacha ma'no kasb etishi ham turgan gap. 4. Ma'nolarni naql qilishda sodiq va aniq bo'lish. Mufassir o'zi aniq ishonib yetgan ma'nolarnigina gapirmog'i yoki yozmog'i kerak. Aks holda gaplar bir-biriga aralashib, noaniqlik yuzaga kelishi mumkin. 5. Izzatini bilmoqlik. Mufassir o'zini xor qilmasligi, pastga urmasligi lozim. U turli bo'lmag'ri ishlardan, boshqalarning huzurida o'zini past tutishdan saqlanmog'i kerak. 6.
haq göy bolmaq. Allah Teala'nın kelamından haq göy bolmasa, nimada ham haq göy bolishi mümkün. Vakarlı bolmaq yettincisi, müfessir yürüş turuşta, harakat-ı sakanatta vakarlı bolup, taşkı kurnuşta ham haybet kesb kılmağı lazım. Sekizinci, tevazuli ve halim bolmaq. Eğer bu sıfatlar bolmasa, adamlar onun ilmiden fayda alışları qiyib boladı. Dokuzuncu, ağır basık ve salmaqlı bolmaq. Müfessir tasarrufatları da ve gap sözü de şaşmasdan, anıqlik ve basıqlik bilen tasarruf kılmağı gerek. Onuncu, peşkadam alimlerini özüden üstün koymaq. Özüden köre peşkadam bolgan alimlerini hürmet etibarını joyiga koya organ kişi yine hakiki müfessir bola aladı. Uşbu şart ve adablardan İslam ümmeti Kur'an-ı Kerim manalarını muhafaza kılış üçün kançalik hareket kılgeni korunup durupdi. Uşbu tarika hareket kılıp barıp, Kur'an-ı Kerim'ge mana etişke fakat yetip kişiler yine sarılıp alıngan. Turli garazgoylar üçün mazkur martabanın eşigi mahkem bekletilgen. Mazkur şartlar ve adablarını özüde mücessem kılmagan şahslarını kılgen tafsirlerge birov kulak hem asmagan, yozganlarini hiç kim okumagan. Şu tarzda takvali, hakiki ilim sahibi bo'lgan müfessirler öz-özüden ajrab, qadr topib kelavergan. İslam ümmeti özü ishongan tafsirçilerini özüge xos uslub ile tanlab olgan bo'lsa, o'sha tanlangan tafsirçiler Allah'ın kitabı, Kur'an'ın manalarını musulmanlarga yetkazış uchun sidqidildan xizmat qilib kelishdi. İslam madaniyati gullagan paytlarda tafsirçilik ham gullab yashnadi. Müslümanlar tushkunlikka yuz tutganlarda ise ishlar orqaga ketdi. Avvallari İslam yetgan yerlarning aholisi arab tilini o'rganib, o'sha til orqali Alloh taoloning kitobi bilan tanishgan bo'lsa, keyinchalik musulmonlar zaiflashib, yangi musulmonlarga arab tilini o'rgatish u yoqda tursin, o'zlari ham ul tilini kerak darajada o'rgana olmay qoldilar. Vaqt o'tishi bilan arab tilini bilmaydigan musulmonlar Qur'oni Karim ma'nolarini qandoq o'rganadilar degan savol paydo bo'ldi. Gap tarjimaga borib taqaldi. Lekin ulamolar bir ovozdan Qur'oni Karimni tarjima qilmaydi deb turib oldilar. Ularning fikrlaricha Qur'oni Karim ilohiy mo'jiza kalom bo'lib, unga o'xshash arabcha kalom keltirish imkoni bo'lmaganidan keyin uning maqsadini boshqa tilda aynı şekilde bayan kılış imkanı ham yok idi. Kur'an-ı Kerim seviyesinde bulmagan narsani Kur'an deb atash ise mutlaka mümkün emas. En muhimi, Kur'an-ı Kerim tercümesi degen dava bilen kişilerini hakiki Kur'an'dan uzaklaştırış xavfi tug'ilishi mümkün idi. Ushbu va shunga o'xshash mulohazalar asosida Kur'an-ı Kerim tercümesi mümkün emas degen qat'iy qaror chiqdi. Shuning uchun ham qadimda boshqa tillarda Qur'oni Karimga yozilgan tafsirlar yoki tushuntirishlar uchratamiz-u, ammo Qur'oni Karim oyatlarining bevosita tarjimalarini deyarli uchratmaymiz. Ushbu holatning yorqin namunalaridan biri bundan 50-60 sana ilgari bo'lib o'tgan. Islom va Qur'onga xayrixoh bo'lmagan hukmdorlardan biri Qur'oni Karimga o'z tilida bitta tafsir va bitta tarjima yozilishiga amr etadi. O'sha paytning yetuk kishilardan birlari tafsir va yana birlari tarjima yozishga ixtiyor qilinadilar. Tarjimon ishni bir oz yurishtirganidan so'ng Misrga boradi. Misrlik ulamolar u kishiga qilinayotgan tarjima Qur'oni Karim muhofazasi uchun xizmat qilmasligi, aksincha o'ta xatarli ish bo'lib, mazkur hokim shu tarjima yordamida katta bir musulmon xalqni haqiqiy Qur'oni Karimdan uzoqlashtirish maqsadida ekanini anglatadilar. U kishi yurtiga qaytib borib, qilgan tarjimasini kuydirib tashlab, hukmdorga men Qur'oni Karimni tarjima qila olmas ekanman deb aytadi. Demak, 20-chi milodiy asrning boshlarigacha Qur'oni Karimni tarjimasiga rasmiy ruxsat berilmagan. Ya'ni islomiy siyosatda bu ish marg'ub ish hisoblanmagan. Ulamolarimiz bu ishni joiz deb fatvo bermaganlar. Zamon o'zgarib, turli xalqlar orasidagi aloqalar rivojlanishi asnosida
G'arb xalqlari ham musulmonlar bilan bordi keldi qilishga o'tdilar. Mazkur bordi keldilar mustamlakachilik asosida bo'lgani hammaga ma'lum. Bu omil barcha aloqalarga o'z soyasini solib turishi ham ma'lum. Xuddi o'sha omil yuzasidan g'arb xalqlari Qur'oni Karimni o'z tillariga tarjima qilishni boshladilar. Qur'oni Karimning ma'nolarini bilish musulmon xalqlari ichida mustamlakachilik siyosatini olib boruvchilarga juda ham zarur edi. Shuning uchun ham Qur'oni Karim ma'nolarini asosan g'arb mustamlakachilarining sodiq askarlari, shaxsshunoslari tomonidan tarjima qilinganini ko'ramiz. Ular mazkur tarjimalarni o'zlaricha havoyi nafslari xohlaganicha qildilar va Qur'on deb nomladilar. Ko'proq asl arabcha matnda emas, boshqa tarjimalardan tarjima qilingani ham sir emas. Ana o'sha tarjimalarni nafaqat mustamlakachilar, balki ularning tilini biladigan ba'zi musulmonlar ham o'qiy boshladilar. Chunki har bir musulmonda Qur'oni Karim ma'nolarini bilish orzusi bo'lishi turgan gap. Shuningdek, har bir musulmon ham arab tilini bilmasligi aniq gap. Ushbu omillar va Qur'oni Karim ta'limotlarini islom dinini butun dunyoga tarqalish mas'uliyati ulamolarimizni Qur'oni Karim ma'nolarini tarjima qilish masalasini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Avvallari aynan Qur'oni Karim muhofazasi yo'lida asl Qur'on qolib, uning ma'nolari tarjimasiga suyanib qolinmasin. Tarjimalardagi ixtiloflar Qur'on haqida ixtiloflarga olib bormasin. Tarjimaga suyanib odamlar arab tilini o'rganmay qo'ymasin kabi mulohazalar ila Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasiga rasmiy ruxsat berilmagan edi. Endi esa sharoit tamoman o'zgargan edi. Alloh taolo tomonidan nozil etilgan arab tilidagi asl Qur'on muhofazasi sobit bo'lgan edi. Odamlar ma'nolar tarjimasiga suyanib asl matn unutilishi xavfi ham ko'tarilgan edi. Arab tilini biladigan musulmonlardan ko'ra u tilni bilmaydigan musulmonlar soni ko'payib ketgan edi. Ularning barchasiga Qur'oni Karimni tushunadigan ravishda arab tilini o'rgatish qiyinligi ham ayon bo'lgan edi. Buning ustiga dunyoning musulmon emas xalqlarini ham islomga da'vat qilish kerak edi. Eng muhimi, Qur'oni Karim ma'nolarini boshqalar noto'g'ri tarjima qilib tarqatmoqda edilar. Bu o'ziga yarasha katta xatar edi. Ana o'sha omillarni e'tiborga olgan ulamolarimiz Qur'oni Karimning ma'nolarini islomiy tarjimasi zarurligi haqida fatvo chiqardilar va bundoq tarjima uchun kerakli shartlarni ham bayon qildilar. Mazkur shartlar Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi uning tafsiri degnasadir degan tushuncha asosida qo'yilganidan biz yuqorida zikr qilib o'tgan tafsir va tafsirchi uchun qo'yilgan shartlarning ayni o'zlari edi. Shu bilan birga ma'nolar tarjimasiga qo'shimcha shartlar ham qo'yildi. Ulardan ba'zilari quyidagilar. Birinchi, tarjimon arab tilini o'ta yaxshi bilishi bilan birga tarjima qilinayotgan tilni ham juda yaxshi bilishi shartligi. Ikkinchi, tarjimani Qur'on tarjimasi emas, balki Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi deb atash va tushunish lozimligi. Chunki Qur'oni Karimni aynan o'zidek tarjima qilish umuman iloji yo'q narsadir. Nafaqat tarjima, balki arab tilida ham Qur'oni Karimning komil matni u yoqda tursin-u, biror oyatiga o'xshash matnni keltirish ham amri mahol ekani sobit haqiqatdir. 3. Mazkur ma'nolar tarjimasidan faqat Qur'oni Karim ma'nolarini tushunishdagi yordamchi sifatida foydalanish mumkinligi. Ul ma'nolar tarjimasini ibodatda qiroat qilish, ulardan hukm chiqarishga harakat qilish, tarjimalar atrofida ixtilof qilish mutlaqo mumkin emasligi. 4. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasini yozganda albatta arabcha oyatlar bilan birga yozish shart. Birinchidan, asl matnning qudusiyati balqib turadi. Qolaversa, tarjimaning aniqligini har doim tekshirish imkoni bo'ladi. Qur'oni Karim ma'nolarini tarjima qilishga ruxsat berishga o'ziga yarasha hujjat va dalillar ham bor. Birinchi dalil. Hudaybiya sulhidan keyin payg'ambarimiz alayhissalom 3 qit'a vakillari bo'lmuş davlat boshliqlariga maktublar yuborib, islomga da'vat qildilar. Birinchi,
Avrupa'dan Vizantiya padişahı Herakl'a, ikinci Asya'dan Fars devleti padişahı Kisra'a, üçüncü Afrika'dan Mısır padişahı Makavkıs ve Habeşistan padişahı Necasi'ye Peygamberimiz Aleyhisselam mektuplar yubardılar. O şey mektuplarda Kur'an-ı Kerim ayetleri hem var idi. Mezkur padişahlar ve onların adamlarına o şey mektuplar ve onların içindeki ayetlerinin manaları elbette tercüme kılıp verilgen. Demek, kişilerini İslam'a davet kılışta Kur'an-ı Kerim manaları tercüme kılınışı gerek iken. İkinci delil, İmam Şemsül Eyyimme Saraksi'nin Mebsut namli köp cildi eserlerinin Kitab-ı Salat bölümünde 1. cüz 37. bette kuyudegiler yazılgan. Rivayet kılınadı ki, Farslar Salman-ı Farsi radıyallahu anhu'ya mektup yazıp, özlerine Fatiha suresini Fars dilinde yazıp verişini söylediler. İmam Taciz Şeriyenin Hidayege haşya kırıp yazgan Nihaya kitabı da 1. cüz 86. bit bu hakkıda betafsirrak yazılgan. Salman-ı Farsi radıyallahu anhu'ya Fatiha'nı Fars dilinde yazıp verişini sorup mektup yazdılar. Bez o kişi Bismillahirrahmanirrahim benamı deb yazdı ve Nebi aleyhisselam'a kursatkenlerden keyin ularga yubardı. Demek Arap dilini bilmeydigan Müslümanlar üçün hem ular o tilini organib argullarıca Kur'an-ı Kerim manalarını zarurat yüzesinden tercüme kılıp verirse bularken. Üçüncü delil. Kadimda Kur'an-ı Kerim manalarını tercüme kılışka ammavi ravişte ruhsat verilmegen bursa hem kezi kelip zarurat organda bu iş amalga aşırılgan idi. Mazkur tercümelerinin köpleri bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Bizgacha yetib kelgan Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi haqida Ustoz Muhammad Hamidulloh quyidagilarni aytadi. 4. Hijriy asrda Podshoh Mansur ibn Nuh Somoniy 345. Hijriy sanada Turkistonlik katta ulamolardan bir jamoasiga Qur'oni Karimning hammasini fors, sharqiy ve gharbi Türk tillariga tercüme kılışka amir etti. Tabari tafsirinin hulasasını uşal tercümege ziyade kılış hakkında farman verdi. Allah'a hamd bolsun ki bu tercümeler bizgeçe yetip geldi ve ular Tehran hem de İstanbul'da çap etildi. Görünüp durup diye ki Müslümanlar öz müstakilliklerine taraqqiyotlariga sohib bo'lgan vaqtlarda o'z muqaddas kitoblariga ham yaxshi xizmat qilganlar. Ammo har jihatdan zaiflashib, tushkunlikka yuz burganlarida hamma narsani, jumladan Qur'oni Karim ma'nosi tarjimalarini ham boshqalarga topshirib qo'yganlar. Allohga hamd sanolar bo'lsin kim, hozirda bu ishga alohida e'tibor berilib, ushbu hassos sohada ham bir qancha yaxshi ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishda asosan arab bo'lmagan musulmonlar xizmat qilmoqdalar desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki aynan o'sha kishilar o'z xalqlariga Qur'oni Karim ma'nolarini o'z tillarida tarjima qilib bermoqdalar. Albatta, bu yerda ham o'ziga xos nozik muammolar bor. Arabmas musulmonlar xalqlar ichida arabchani, islomiy ilmlarni yaxshi o'zlashtirganlar tarjima va o'z tillarida yuqori saviyada asar bitish sohasida vaqtlari qolmagan bo'ladi. Aksincha, adib va tarjimonlikni yaxshi egallagan shaxslarda esa arab tili va islomiy ilmlarni kerakligicha o'zlashtirishga vaqt qolmaydi. Ammo shundoq bo'lsa ham, Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi bo'yicha sezilarli siljish yuzaga chiqmoqda. Hozirda Qur'oni Karim ma'nolari deyarli barcha tillarga tarjima qilingan. Ba'zi tillarda esa bir necha tarjimalar mavjud. Ustoz Muhammad Habidulloh ta'kidlashlaricha, urdu tilida Qur'oni Karimning 300 dan ortiq tarjimasi, fors va turk tillarida esa 100 dan ortiq tarjima bor. Lekin gap tarjimalarning sonida emas, sifatida ekanligini unutmasligimiz lozim. Bu sohada ham ko'pgina ishlar qilinmoqda. Ko'pgina tashkilotlar mutaxassislar hamkorlikda ish olib bormoqdalar.
Allah Teala bu işlerinin barchasını öz kitabı yolundaki halis ve faydalı hizmetler buluşunu nasip kılsın.